Merhaba, bu hafta Toyota Yaris Hybrid ile karşınızdayız. 1999 yılında ilk nesliyle tanıştığımız Yaris artık 4. nesliyle bizlerle. Toyota'nın yeni platformu TNGA üzerine inşa edilen, üretilen Yaris artık daha performanslı ve çok daha sportif bir görünüme sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu kırmızı rengiyle, tabii ki siyah ve kırmızıyla birlikte çok göz alıcı duruyor. Zaten Yaris kendi küçük ama çok fazla özelliklere sahip, çok donanımlı bir araç. Bu arada benim test aracım Passion paket, en üst donanım. Bunun dışında Dream, Flame ve Passion diye devam ediyor. Birazcık tasarımından bahsedecek olursak, ön yüzü gerçekten hem sportif hem de agresif duruyor. Özellikle bu keskin gözlü, hani Toyota, bir Japon markası, çekik de diyebiliriz, LED farlarıyla, yine öndeki siyah ızgara detayı ve şu yanda tamponun içine gömülü sis farlarıyla çok hoş duruyor. Tabii bunu, bu çıkıntılı çamurluklarda bu sportif yapıyı, gövdeyi aslında tamamlıyor. Şahane bir, bence, tasarım olarak Yaris karşımıza çıkıyor. Yaris tasarımcıları yeni Yaris'i tasarlarken birkaç konudan ilham almışlar. Mesela bu gördüğünüz siyah detayları Japonya'nın ünlü soya fasulyesinden esinlenerek uygulamışlar. Ve Yaris'in bu her an harekete geçmeye hazır görüntüsünü de bir boğa duruşundan baz almışlar. Farklı farklı böyle ilham aldıkları kaynakları var. Yine kaputun üzerinden başlayıp tavandan devam eden ve yükselerek giden şu çizgilere baktığımızda da bu da aslında harekete geçmeye hazır bir atletin duruşunu simgeliyor. Aslında bütün bunlara baktığımızda Yaris tasarımcılarının aracın sportif ruhunu, performanslı yapısını ön plana çıkaracak tasarım detaylarında yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii şimdi klasik sadece bir şehir aracından bahsetmiyorum. Yaris aynı zamanda da bir rally aracı. Toyota'nın WRC'de boy gösteren, başarıdan başarıya koşan rally aracı da bir Yaris modeli. Dolayısıyla tasarımda ondan da ilham alınmış diyebiliriz. Bunlar güzel detaylar. Öyle ki Yaris aslında şehirli, her an hareket etmeye hazır, aynı zamanda performanslı bir yol arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Ve dediğim gibi test aracımız bir hibrit versiyon. Şurada da yazıyor zaten aracımızın hibrit olduğu. Ve yine logomuza da baktığımızda mavi renkli olduğunu görüyoruz. Bu da yine aracımızın hibrit olduğunu bize gösteriyor. Hibrit demişken birazcık bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü hem yakın çevremde hem de sizlerden gelen geri dönüşlerde anlıyorum ki hibrit motor konusunda da bayağı bir karmaşa var. Toyota'nın hibrit versiyonlarında bir benzinli motorla bir elektrikli motor bir arada çalışıyor. Ama diğer plug-in hibrit, yani şarj edilebilen hibritler gibi dışarıdan elektrikli motoru bu sistemde şarj etmemiz gerekmiyor. Peki nasıl çalışıyor Ayça diye soracak olursanız, yani elektrikli motor nasıl şarj oluyor? Şöyle ki biz frene bastığımızda ya da gazdan ayağımızı çektiğimizde sistem kendi kendini şarj ediyor. Şarj edilebilir hibrit sistemden farklı olarak oradaki elektrikli motor kadar büyük bir motor değil bu. Dolayısıyla sistemi frene bastığımızda ya da dediğim gibi gazdan ayağımızı çektiğimizde kendi kendini şarj edebilir bir sistem. Ayrıca yine diğer şarj edilebilir sistemden farklı olarak Toyota'nın hibrit sisteminde araç ne kadar süre elektrikle gideceğine kendisi karar veriyor. Evet, burada da içeride bir EV modu var. Bastığınızda bir süre elektrikle aracı benzinli motordan bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz ve belli bir hıza kadar bunu sağlıyor size.
Ama daha sonradan yine sistem gerektiğinde otomatik olarak benzinli motoru çalıştırıyor ve o şekilde yola devam ediyor. Peki hibrit motor bize ne avantaj sağlıyor? Bir kere şehir içi kullanımlarda çok dur kalk yaptığımız için, bu da otomatikman elektrikli motoru da şarj ettiği için hem de devreye alıyor ve benzin tüketimini ciddi oranda düşürüyor. Yani çok ekonomik yakıt verilerine sahip olmamıza sebep oluyor ki bu gerçekten güzel bir özellik. Yani hibrit motor hem yakıt tasarrufuyla hem de daha az zararlı gazın çıkmasını sağladığı için çevreci ve tabii ki elektrikli motorun sessizliğiyle daha sakin, daha rahat sürüşleri bize sağlıyor. Evet, bu kadar hibrit motorla ilgili, daha doğrusu Toyota'nın hibrit teknolojisiyle ilgili bilgi verdikten sonra aracımızın tasarımına devam edelim. Bu arada LED farları söyledim, çok şık duruyor zaten tasarım olarak ama üzerindeki şu karbon fiber görünümler, hem bu LED farların üzerindeki hem de şu ızgaranın üstündeki detaylar ortada. Çok güzel, çok şık, çok sportif. Gerçekten beğendim. Yan tarafta ise bizi 15 inç büyüklüğünde jantlarımız karşılıyor. Açıkçası ben şimdi test aracımdaki janta baktığımda biraz daha böyle yine Piona Black detaylı, daha gösterişli bir jant tasarımı görmeyi tercih ederdim. Hem birazcık küçük geldi hem de biraz tasarıma uyumsuz geldi. Şöyle aracın yan tarafındayken size anahtarımızı da göstereyim. Sade bir anahtarımız var ama bunun güzel tarafı Passion pakette aracımıza anahtarsız olarak giriş imkanının olması ve aynı zamanda aracımızı anahtarsız olarak çalıştırıyoruz. Yani anahtarlar cepte ve çantada, yeter ki yanınızda olsun. Aracınızla yol almak için bu yeterli. Yine aracımızın yan tasarımına baktığımızda tavanımızın yukarıya doğru yükseldiğini ve aracımızın tabanının da alçak olduğunu görüyoruz. Zaten yeni Yaris ölçülerine baktığımızda, boyutlarını incelediğimizde aracımız eskisinden daha alçak, boyu daha kısa, eni daha geniş. Ama aracın koltukları daha aşağıda konumlandırıldığı için ve tavanı da yüksek olduğu için bu içeride oturan yolculara hem önde hem arkada avantaj sağlıyor. Yani böyle küçük bir araca çok daha rahat bir şekilde oturabiliyorlar. Onu da içeriye geçtiğimizde gözlemleyeceğiz. Ve yine karartılmış arka camlarda içerideki yolcuların konforunu düşünülecek şekilde tasarlanmış. Şöyle aracımızın arka kısmına geçelim. Arka tarafa doğru geçerken de yine yan kısımla bağlantılı arkaya doğru uzanan arka far grubu dikkat çekiyor. Gerçekten çok hoş, çıkıntılı, üç boyutlu bir görüntüsü var. Burada da yine C formunda arka stop lambalarını görüyoruz. Ve iki far karşılıklı iki far grubunda ortadaki bu güzel siyah çizgi birleştiriyor. Bu da tasarıma ayrı bir şıklık katıyor. Yine yukarıdaki spoilerımız, logomuz mavi, hibrit olduğunu gösteren ve yine aşağıdaki siyah tampon detayı bence arkayı oldukça şık gösteriyor. Zaten camımız da siyah. Böyle kırmızıyla siyah oldukça güzel. Zaten kataloğa da bakın, 9 farklı renk seçeneği göreceksiniz. Ben bir de kobalt mavi seçeneği var. Onu da çok beğendim. Zaten B segmenti, işte kompakt küçük araçlarda böyle kişiselleştirilebilir renk seçenekleri de biraz tarzınızı yansıtsın diye ayrı bir hoşluk katıyor. Benim hoşuma gidiyor. Biraz daha aşağıya baktığımda bir egzoz çıkışı göremiyoruz. Bu biraz da aracımızın hibrit olması, çevreci olmasının da etkisiyle tasarımda buna yer verilmemiş. Dediğim gibi mavi logomuz da hibrit bir araç kullandığımızın en güzel göstergesi ve yine aracımızın hibrit olduğunu aynı önde olduğu gibi arkada da bu şekilde yazılı olarak görebiliyoruz. Hem modelini hem de motor seçeneğini. Evet, şimdi bir de bagaja bakalım isterseniz. Yaris'te bizi nasıl bir hacim karşılıyor? Gördüğünüz gibi çok da büyük değil.
Tam 286 litrelik bir bagaj hacmi var Yaris'in. Tabii ki B segmentinde çok daha büyük hacimler mevcut. Ama Yaris'in özelliği bence bu boyutlarıyla, manevra kabiliyetiyle, küçüklüğüyle ön plana çıkıyor. Şöyle bir de hemen bagajın altında da bir yedek lastiğimiz bulunmakta. Bagaj eşiğimiz gördüğünüz gibi dümdüz, yani valizlerimizi, ağır yüklerimizi rahat bir şekilde yüklememizi sağlıyor bu durum ve aynı şekilde araçtan almamızı. Daha büyük hacimlere de ihtiyacımız olursa arka koltukları yatırıp alanımızı genişletebiliriz. Ve tabii ki aracımızı manuel olarak açtık, manuel olarak da yani bagajımızı kapatıyoruz ama kapak gerçekten çok hafif, o yüzden elimiz kirlenmeden içeriden destek alarak bagajımızı kapatmamız mümkün. Şimdi ise artık Yaris'in biraz da iç kısmını, malzeme kalitesini, arka yolcuların, ön yolcuların konforunu incelemeye geldi. Hadi bir an önce arka koltuğa geçelim. Evet, arkaya geçerken şöyle kapıya da bakalım. Gördüğünüz gibi tam 90 derecelik açılmıyor. Nispeten biraz daha dar bir geçiş aralığı var. Bu da oto koltuklarını takarken biraz ister istemez düşündürüyor. Ya da daha iri cüsseli birileri inerken binerken. Ama sonuçta Yaris bir genç aracı. Ağırlıklı gençlerin bineceğini düşünüyorum. Gerektiğinde de tabii ki her şekilde arkaya binilebilir. Oto koltukları yerleştirilebilir derken... Hazır böyle dışarıdayken, aydınlıktayken şöyle kapı içlerine de bir bakalım. Malzeme kalitesi olarak üst kısımda sert plastiklerin kullanıldığını, içeride de bir kumaş, gri malzeme kullanıldığını görüyoruz. Yani standart, aslında dışarıdaki canlılığı çok da içeride göremediğimiz bir tasarım detayıyla karşılaştım. Şimdi bakalım arka kısımda neler var. Bir koltuğa oturalım. Evet, arka kısma nihayet oturduk ama size önce şöyle tek seferde açılan elektrikli camımızı göstereyim. Bu da yine arkada bir konfor öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii aynı zamanda da karartılmış olması da önemli. Yeni Yaris'te öne çıkan en belirgin özellik işte bu tava mesafesi, yani baş mesafesi ve diz mesafesinin daha iyileştirilmiş olması. Aracımız belki daha kısa ve yüksekliği daha az bir önceki platforma ve tasarımına göre ama hem aks mesafesi iyileştirilmiş hem de koltuklar daha alçak konumlandırıldığı için baş mesafesi rahatlamış. Ben de 1.70 boyunda biri olarak gayet rahat bir şekilde Yaris'in arka koltuğunda oturuyorum. Yalnız döşemelerin ve komple tavanın böyle koyu renk olması içeriği epey bir karanlık kılıyor haliyle. Ama sportif bir araç olduğu için bence bu tarz koyu renkler aslında bu araçlara da yakışıyor. Yine koltuklar oldukça rahat. Hem deri hem kumaş detaylarıyla da göze hoş gözüküyor tasarımı, deseni. Aynı zamanda kırmızı çizgilerle de bunu tamamladıkları için yine o Yaris'in sportif karakterine gönderme yapıyor aslında. Arkada herhangi bir havalandırma ya da şarj alanı bulunmamakta. Şaft tüneli ise çok yüksek değil. Bu aslında konfor olarak olumlu. Ama şöyle baktığınızda da göreceksiniz, ben bir yetişkin olarak benim gibi bir kişi daha binmek istese arkaya en fazla 2 kişi rahat binebilir. Buna rağmen 3 tane de emniyet kemerimiz bulunmakta. Yani gerektiğinde 3 kişi de kısa mesafelerde yine Yaris'in arkasına sıkışabilir. Saklama alanı olarak da baktığımızda kapı içlerinde içeceğimizi koyacağımız kadar, kahvemizi, suyumuzu koyacağımız kadar bir göz var kapı içinde ve sadece sürücü koltuğun arkasında yok ama ön yolcu koltuğun arkasında bir cep düşünmüşler. Özetle arkadaşlar, arka kısım için söyleyeceklerim bunlar. Şimdi asıl keyifli tarafı olan ön kısma geçelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet, ön kısma da geçtik. Tabii bu sportif koltuklar inanılmaz güzel kavruyor. Sağdan soldan, viraj dönüşlerinde de
tabii ki çok olumlu katkısı var. Onu da sürüşte değineceğim. Ön panele şöyle baktığımızda bir kere malzeme kalitesi olarak üst kısımda oldukça yumuşak dokunuşlar bizi bekliyor. Aşağıya doğru indikçe daha sert plastikler yerini alıyor. Oldukça fonksiyonel bir tasarıma gidilmiş bence. Her alan değerlendirilmeye çalışılmış Yaris'in tasarımında. Mesela hemen bu konsolun altında, yani ortadaki tabletin altında bir tane telefonunuzu ya da herhangi bir eşyanızı koyulacak bir alan düşünmüşler. Yine burada da aynı şekilde bir alan var. Yine klimanın altında hem kablosuz şarj alanı hem 12 voltluk bir soket ve yine burada kablolu olarak da şarj alanı bulunmakta. Ama aynı zamanda burayı bir saklama alanı olarak da düşünebilirsiniz. Yine kol dayamanın altında bardaklarımızı koyabileceğimiz bir alan var ve kolçağın içi de açılıyor. Çok geniş olmasa da ince evrak, kağıt, cüzdan koyabileceğimiz bir saklama alanı da burada bizi bekliyor. Hazır saklama alanından devam ederken torpidomuza da bakalım. Burada hani fena olmayacak boyutlarda bir torpido alanı da mevcut. Yine eşyalarımızı koyabileceğimiz. Kapı içleri ise arkaya nazaran ön kısımda daha ferah, daha geniş, geriye doğru uzayan bir saklama alanı var. En nihayetinde bu küçük bir araç. Dolayısıyla hani çok çok büyük beklentiler de olmamalı. O yüzden fonksiyonellik ön planda eşyalarımızı daha kategorize edebileceğimiz küçük, ergonomik alanlar düşünmüşler. Hemen şöyle aynamıza da bakayım. Bu arada bu güneşlik oldukça oynak. Tabii ki buraya takılıyor ama o kadar kolay çıkıyor ki. Tabii bunun da şöyle avantajı oluyor. Yandan da güneş geldiğinde kolaylıkla çevirebiliyorsunuz. Sarı ışıklı bu şekilde açıp kapadıkça kapağını yanıp sönen bir ışığımız var. Dikiz aynasına da bakacak olursak burada güzel otomatik olarak kararan dikiz aynamız var. Uzun yollarda da bu tabii ki avantaj oluyor. Arkadan uzun farlar yandığında gözümüzü almıyor. Tabletimizin konumlandırılması fena değil. Birazcık daha sürücüye dönük olsaydı tabii ki seyir halindeyken daha rahat kontrol edilirdi. Ama renkleri, grafikleri, kullanımı kolay. Ben burada en çok şu bilgi ekranını seviyorum. Burada ortalama yakıt tüketimini bizimle paylaşıyor. Aynı zamanda da elektrikli motorla benzinli motorun geçişlerini, hangisinin devrede olduğunu buradan takip edebiliyoruz. Onun dışında zaten Bluetooth'u, işte telefonumuzu vesaire rahat bir şekilde bu monitöre bağlayıp kullanabiliyoruz multimedyaya. Evet, gösterge paneline baktığımızda da burada renkli, canlı bir panel bizi bekliyor. Aslında burada o klasik tarzından vazgeçmeden dijitale uyarlanmış bir tasarım detayı var. Bu benim hoşuma gidiyor. Yanda elektrikli motorun şarj durumunu gösteren gösterge. Sağ tarafta ise aracın yakıtını ve hararetini gösteren ve aynı zamanda kilometreyi de gösteren gösterge bulunmakta. Ortadaysa yine sizin kendiniz direksiyon üzerindeki tuşlardan da ayarlayabileceğiniz, ortaya gelmesini istediğiniz bilgileri seçebileceğiniz bir dijital gösterge alanı var. İşte sürüş modunuzu, dışarının ısısını, adaptif kruz kontrol, şerit takip gibi bu güvenlik asistanlarını buradan takip edebiliyoruz. Aynı zamanda hangi kapılar açık, hangi kapılar kapalı. Yani farklı farklı özellikleri bu ortadaki göstergeden izleyebilirsiniz. Bir de direksiyonun boyutları o kadar güzel tasarlanmış ki bu küçük araçta zaten alçakta da konumlanmış koltuğu. Ekranı tam olarak şu aradan görebiliyorum. Evet, tasarım olarak belki direksiyon biraz daha göze hitap edebilirdi ama işlevsellik açısından değerlendirdiğimizde benden sınıfı geçti diyebilirim. Şimdi bu kırmızı detaylara falan değindik ya, sportif bir araç dedik ya, hani direksiyonda biraz daha süslü olabilir miydi diye aklımdan geçirdim sadece. Onun dışında üzerindeki düğmeleri kullanmak gerçekten çok basit. Hem güvenlik asistanları hem multimedya ekranı anlamında, telefonla konuşma anlamında direksiyonu çok rahat kullanabiliyoruz. Otomatik eCVT şanzımanımız bulunmakta. Hemen vitesin gerisinde de drive modları, EV modu, işte auto hold, elektrikli park frenimiz,
Bunlar kompakt bir şekilde yerleştirilmiş. Açıkçası drive modunun hemen elimin altında olmasını seviyorum. İstediğim sürüş modunu kullanabilmek açısından. EV modu ise burada sadece elektrikli motorun kısa bir süreliğine çalıştığı mod oluyor. Şu an ben bu aracı kapalı bir yerde size anlatıyorum. Çünkü kış koşullarından dolayı hava şartları her zaman elverişli olmuyor açık çekimlere. Mesela burada aracı çalıştırdığım zaman dışarıya zehirli gaz salınımı yapmasın diye bu EV modunu alabilirim aracı. Böylelikle dışarıya zararlı gaz salınımı yapmadan çıkmama olanak sağlıyor. Bu da yine Toyota hibrit teknolojisinin güzel bir özelliği. Son olarak bir de dijital klimaya değinelim. Burada güzel çift bölmeli ki küçük bir araçta bu aslında lüks dijital klimamız bulunmakta. Altta da zaten diğer cam çözdürme, havalandırma, klima, ayar, yön detayları bulunmakta. Ha, bir de sürüşte yine bahsedeceğim ama aracı gece olsun, gündüz olsun, ışıklı alan olsun, karanlık alan olsun hayalet göstergesi çok muazzam bir şekilde çalışıyor. Hemen cama baktığımda özet ekranı karşımda görebiliyorum. Sürüşte tekrar dediğim gibi değineceğim. Bu da yine Toyota teknolojisinin başarılı bir özelliği, hayalet göstergesi. Özetle söyleyeceklerim bunlar, artık sürüş kısmına geçebiliriz. Evet, nihayet şehirli model Yaris'le sürüşe geçtik. Gerçekten de trafiğin ortasındayız. Aslında hibrit bir aracı kullanmanın en güzel tarafı da burada. Çünkü size bu trafikte hem sessiz, hem çevreci, hem de yakıt tasarruflu bir sürüş sunuyor. Kullandığım test aracımda 1.5 benzinli motorla elektrikli motor bir arada çalışıyor. Böylelikle hibrit sistem oluşuyor zaten. Hibrit demek melez demek. İki farklı motorun bir arada çalışması anlamına geliyor otomotiv dünyasında. Aracımın gücü 116 beygir ve 0-100 km hızlanması ise 9.7 saniyede gerçekleşiyor. Yaris'i kullanmak şehir içinde gerçekten büyük keyif, büyük zevk. Çünkü kısa boyutlarıyla ve manevra kabiliyetiyle, dönüş çapıyla bize o kadar güzel hareket imkanı sağlıyor ki sıkışık trafiklerde, dar park alanlarında rahat bir şekilde aracı kullanabiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir lüks. Özellikle yani kendi etrafında dönüşü bile oldukça az yer kaplıyor, çok kabiliyetli. Onun dışında aracımın görüş açıları da çok iyi. Camlar, aynalar, her açıdan etrafı rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Özellikle ağ sütununun daha ileriye konumlanmış olması görüş açımı daha da rahat kılıyor. Koltuklarım yere yakın olarak konumlandığı için sportif bir sürüş imkanı da bize sağlıyor. Ama bu sportifliğe nazaran süspansiyonlarını gayet iyi buldum. Hani daha sert, birazcık daha konforsuz olur mu diye düşünmüştüm ilk aracı teste aldığımda ama hayır, engebelerden olsun, kasislerden olsun geçerken frenlemelerde oldukça rahat ettim. Ama tabii ki bir D sedanın ya da SUV'nin konforunda değil, kendi kulvarında bir B segmenti araç olarak oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Bu hayalet göstergesi çok güzel. Yani dijital göstergeler zaten grafik ve renk olarak oldukça iyi. Ama hayalet göstergesi gece olsun, gündüz olsun çok rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Kimileri sevmiyor hayalet göstergesini. Ben iyi dizayn edilmiş, işlevsel ve görülebilir olan hayalet göstergeleri açıkçası seviyorum. Ve yararlı da buluyorum. Özellikle gece karanlığında çok iyi oluyor uzun yollarda. İzolasyon açısından da aracı değerlendirdiğimizde aslında motor sesini çok iyi izole etmişler. Yol sesini de çok fazla almıyor. Ama tabii düşük hızlarda rüzgar sesi de yok. Ama diyorum ben bu test alanına gelirken Kuzey Otobanı'ndan geldim ve tabii ki otoban hızlarına çıktım. Bir 90 kilometrenin üzerine çıktığınızda net bir şekilde rüzgar sesini özellikle bu camlardan alıyor. O da tabii rahatsız edici olabilir. Kimine göre, kulakları hassas olanlara göre. Ama sonuçta bu şehir aracı
ağırlıklı şehir içinde kullanılacağını varsayarsak tolere edilebilir bu durumda. Her araçta her şey aynı anda mükemmel olmuyor maalesef. Yaris'in güvenlik asistanları da bir B segmenti modeli olarak oldukça ileri seviyede. Zaten Euro NCAP'ten de 5 yıldızı var. En son Eylül 2020'de aldığı. Ben otobandan gelirken adaptif kuruş kontrolünü, şerit takibini, şeritte kalmayı, tekrar hani şeridini taşıyorsan uyarıyor, bir de seni şeride yönlendiriyor. Bizzat denedim. Aynı zamanda öndeki araca çok yaklaşırsan hani çarpışma önleyici sistemi de var. Bu yaya ve bisikletleri de algılıyor. Bunun yanında kavşaklarda bile yine çarpışma önleyici sistemi bulunmakta. Yine direksiyonunuzu tutmazsanız, elleri direksiyondan kaldırdığınızda sizi ekran uyarıyor ve direksiyonu tutmanızı söylüyor. Bunların hepsi güvenlik için bence çok önemli, gereken, destekleyici, konfor arttırıcı özellikler. Bu noktada Toyota gayet güzel iş başarıyor Yaris. Ben çok büyük bir keyifle kullandım. Hatta öyle ki yarı otonom sürüşte neredeyse elinizi direksiyondan çekseniz araç belli bir müddet kendi başına gidiyor. Ama tabii ki bunu asla trafikte yapmamanız gerekir. Bunun dışında sürüş modları olarak Power, Normal ve Eco modları bulunmakta. Eco modunu özellikle düşük hızlarda kullanırsanız size ciddi yakıt tasarrufu sağlıyor. Ağırlıklı elektrikli motorlu araç gidiyor. Biliyorsunuz Toyota'nın hibrit sisteminde sistem kendisi ne zaman elektrikli motoru ya da benzinli motoru kullanacağını karar veriyor. Power açarsanız da benzinli motorla yolunuza devam edebilirsiniz. Özetle hibrit aracı kullanmak gerçekten keyifli, çevreci, sessiz ve sonuçta yakıt tasarrufu sağlayan bir seçenek. Toyota da bu işi gerçekten güzel yapıyor. Yıllardır hibrit deyince akla öncelikle gelen marka diyebiliriz. Ama tabii ki çok fazla farklı hibrit modellerde, çeşitlerde günümüzde artık trafikte yol alıyor. Çünkü artık devir elektrikli devre. İçten yanmalı motorlardan yavaş yavaş elektrikliye doğru, aslında hızla elektrikliye doğru evriliyoruz. Hibrit seçeneklerde bu ara geçişte bize bir bakıma hibrit seçeneklerde bize bu ara geçişte aslında bir bakıma alıştırma olarak da karşımıza çıkıyor. Özetle Toyota Yaris'le ilgili, sürüşüyle ilgili söyleyeceklerim bunlar.